Ben yaşlı adım kütüdü kallarım ne ya ki kütüdü kallarımız ne de ben bir kancı noktamı yığın çakladığı zıplabay ama val bir hazırlaşka değişlik bir psikik sapası ya ki psikik karakteri cihette menajımında üç amına ait muyum. Hoş. Birisi valla üzügi işin işi lazım. Psikolojide bu üzügi işinmezlik bir insanın psikik sağlanmakını yadrosu değil. Yani bizim varlık psikik meselelerimiz tiki tektirin etkanda bir adamın üzünün kıymeti, rolü, kadriye nispeten işincisinin yokluğunu doğuruyor. Mesela biz bir adamda bir hodik sürep kettiğimiz ya diye baktığımızda şu hodik süreçten tiki de şu adamın üzgü bu işincisinin tevernip kalanlığı yatkan. Hoş. Hem de biz yaşavatkan cemiyetimiz ya ki biz yaşap kegen cemiyetimiz Uygurların üzgü boğa işençisini berbat kıladığan bir cemiyet. Meselen değil. Biz şu Hıtay tüzülmesi de yaşaş devamı da Uygurlar biz küçükimizden başlap mekteplerde üzümüzün okuşta neticede Hıtaylığa yetmeydi kallıkımızın ait ustalıklarını biz sındırırken yanımızda. Mesela biz küçük vaktlerden başlayıp Tuluk otur imtihanına katnaşkan ballağa itibar numur kuşak bitti yani. Yani Uygur balla Hıtay ballağa karganda imtihanı tüven alıdı. Şuna numur kuş birimizdi. O karmakka itibar kılgandı kılgan bile emeliyette tiki tektidin etkanda o bizim üzümüz gibi baba. Yani Uygurlar matematik bilenmeydi. Uygurlar tebipenle yaşı bilenmeydi. Diğer bir nesinde bizim dinimiz var, unup sındırıyor. Ki asla biz mi şunda oylaydıkan bulunuz? Zaten biz matematikini bilmeydik yemeyiz. Biz matematikini Hıtaylı bilmeyemeyiz. Biz zaten matematikini ügünemeyemeyiz. Asla biz kılanmayemeyiz. Ula kılalaydı. Deydi gayya ki kilidi. Mesela ben bir nesini tekrarlayayım mı? Bizde bir makal temsil var. Dıhan kadro olmaz, egri ağaç badır olmaz, dıhan balısı kadro olmaz dedi. Bunun manası ne? Yani millet karakterlik, yani bizim bütün dıhanlarımız, bizim balımız yakancı yakşı okusun. Birisi yakşı okuyamaydı. Yakşı okuyalım takdirde mi, kendisi kadro olamaydı. Kadırının balısı andın kadro bulalaydı. Bayının balısı andın bayı bulalaydı. Ama dıhanın balısı yine kayıt yenip girip dıhanlı bulurdu. Yani ata ana üzünün balısını muşunda sığındırdı. Balam sen her kancı ügensen mi? Yani kayıt gelip etizlikte işleyse. Yani bu pozisyon, bu terbiye Uygur milletinin 90%'inin artıkını teşkil kıladığı dikallah katlanı da muşu mevcut. Muşu makal temsil o kadar kabul kılıngan ki mesela ben Yezid'i 2-3 yıl okutukçuluk bakan İntihar çok tesir attım. Yani Hıtay çözülmesi meydana egegen bir adaletsiz taksim attın. Bizden atalarımız, ya ki bizden rihalarımız yekülluğa bir hata. Hata bir hulase. Hem yani üzüge işenç boğma vakitte bir insan hayatında meyli kesti, meyli hayatta etti, er ayarlık turmuşu da ki netice kazanmaydı. Yaptım. Kesti Doğru. netice kazanmaydı. Er ayarlık turmuşu hatırcayan bekçik etmeydi. Anladık ki en çatak yeri bu üzdüğü işenmezlik mi ballarımı miras kılıp kaldırdı. Şu anki Erkan'da sahede netice kazanan, muvaffakiyet kazanan bir adam var. Üzdüğü işenmeyen bir adamın buluşu asasen mümkün olmaz. Üzdüğü işenmeyen kişilerle andın netice kazanırlar. Şu anlaşka eğer azı yaşlarımız elbette çetnelde yaşayış devamında üzünü şu yerlik ve yaşlılığı seliştirip mesela Türkiye'de kuvvetkan valla, eğer Türk okuşları dersine ait yakışı olsa, üzünün ait yakışı ifade edilse, sonra üzünü ulağı seliştirip, ulağının atanısı boğaçka, şunda yakışı, ulağının iktisadi hemi boğmuğaçka, şunda yakışı kuvvetli. De, üzünü ulağı seliştiriş arkalık, üzgü boğan işencisini zedilese, ana ait hata oldu. Sonra başka yaşlı her daim, üzgü boğan işencisini turguzuş değil mi da? Anlık bir hareket kaynağı lazım ve bu hakta tırışı lazım. Hoş. Çünkü üzengi işlemizden hiç yok desek hata olmaz.
Elbette bu üzgü işin iş psikolojik noktadan takım uzun. Ayrım bir programı alıp toplantısı da iş sıfır diyemedi. Şimdi daha demedik ki, mühim nokta noktası mı tehditlemedi. Yani ikincisi, yaşlarımızda çok bir ruh buluşu lazım. Yani boşaşmazlık ruhu. Matanet de muhatap mıyız? Boşaşmazlık ruhu ilginimiz bu bundan neyse. Bu ergizlik bir işte tereşallık üstü toktakıl işlemez. Belki uzak müddetlik bir nişanlı nispeten 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl bel kuvvet meydan bırakır. Boşaşmazlık. Yani kayıt mağlup olsak mı oğlumuzun turalayla. Rıkkatin işletin mağlup olgallıkımız ile derhal ben bu işi kılanmaydı ki ben bunu ehli emez ki de yüzümüzde tamgı besevet edilen bir kıl. Mağlubiyetçilik ruhu emez belki. Ben çok ben tırsamla, boşaşmasamla, bel kuvvetmesem de bu neticeyi çok erişelemede edilen bir boşaşması ruhu buluşlar. Hoş. Ağzı kılıkı bazı psikolojiye tetkikatçılarından bu Adem'in muvaffakiyetki iliştirdiğin psikik peziletlerini tızga vakitte bu şunu Hazır birinci urungu kuyavatkan bazı tetkikatlar var. Yani boşaşmaz. Belki biz belki zihnimizin ötkürlük ki acizlik cihette perak buluşumuz mümkün. Mesela en akalliyiz en roşen iskılalaydığımız estifaklaş değil. Mesela bazı valla şundakla bir katım okup yazdığı alışı mümkün. Bazı valla tört beş katım okup yazdığı alışı mümkün. Bazı valla tört beş katım da mı cik okuganda aran yazdığı alışı mümkün. Anadakin mektepteki geçirmişlerimiz paraklık buluşu mümkün. Mesela bazı iktisadi yakşı atağınla nayet yakşı şahsi mektepler gibi yerleşim mümkün. Diyen ki okşaç her kıl muhabbet kazanışta tersi köyüsü duyan sebepler var. Ama şulanın içi de ahırkı hesapta netice kazanırlaydı Allah'ın mutlak kök kısmı nokul ekıllıkla alamaz. Aile kilip çıkışı yakşı kilerle emez. En mühimi bel kuvvetine geldi. Boşaşma kaldı. Hem de hayat bir marafoncu yürüyüş çok şeydi. Bu herkes kıskarlıklı yürüyüşemez. Pelledin baldır çıkkallıkı, onun çokun ahirki menzilgi baldır bardakallıkını direk ölmeydi. Bu isimizi buluşu lazım. Fakat tohtap kalmakallı anandakin ahirki netliğin gelişen. Şunlaşkı bizden yaşadığımızda şu buluşu lazım. Aslı mansanlı mı meyli ama tohtap kalmakallı. Bu İstikrarlık. hayatta her vakit 100 metrelik süratle yürüyemeyiz. Erip kalırız. Erip kalsak meyli, çarçap kalsak meyli, yıkılsak mı meyli? Ama yetip kalsak meylemez. Toktap kalsak meylemez. Hem de üçüncüsü, müstakılçallık ruhumuz lazım. Yani müstakılçallık diye vakitte maddi ve manevi ihtiyacımızı üzümüz kambiyalaydı var. Üzümüz üzümüz tayinalaydı var. Kıyınçılık ya ki taşkı şerayetten naçarlıkı üstüdün üzümüzü tayinip ben nurgun okuyucuların yaşların en köp anlaydığı şikayetten birisi yaşlı okullar diye vakitte bizi kaydırılan bir inkâs edilmelisi mektep tazı yakşamez mahalle bizde okutuşu tazı mesuliyet canım o. Mektubumuzun kütüphanesinde kitap yeterlik emez. De mani köstüdü. Yani eğer muşu şeraitim yakşı okuyup gitken bolsa ben kalıtsı okuyup gittim. Benim muşu yakşı okuyanmazlıkım da ki. Benim muşu kalıtsı bulanmazlıkımın sebebi benim etrafımdaki şerait bütün mesuliyetini etrafındaki şeraitle atıldı. Karmakta o togurdak kılgan bilen emeliyette o mutlak yok kısım yaşballarının üzünü üzü pepelişi. Üzünü üzü aldışının başkanı mesela. Bizim Mehmet Ali Efendi'nin bir işi var. Hoş. Mehmet Ali Efendi okuş için Türkiye'ye geldi o. Tamam. Türkiye'ye geldiği vakitte destekte mektep kiremeydi. Mektepten işçisi olup işleydi. Mektepten işçisi geldiği vakitte ders anlayıda derecesi uçuk sınıf kişiliği verip anlayıda. Yani sınıfın sırtı durur. Şunu olan, bunu köyden mektep mesullerden birisi, demiş ki Lafat Seyyid, Eris Anlatım'a geldiğinde onun ki ar ruhtun tesir alınıp, sınıfta girip buydu, şunu olan okuydu. Hem de şunu bir seliştirip,
Mesela Türkiye'de kayısı bir okuyucunun ehvali hazır ben tılgaga Mehmet Ali Efendi'nin şeraitini dinleyeceğim. Doğru. Evliyette o tigi tek dinle etkanı üzümüz gibi ağlak. Biz müstakil ruh bilen yetiştirilgen evlat emez. Kanda adısınız biz vatende mektepte okusak bütün mektep okullarının gemi okuş bütünlüğündeki mutlak köpümüzden gemi. Adalların gemi mi şu? Devlet yetiştirgen tüzülmü mü şu? Okuş bitirip aile mektepte okup anadaki hükümetli işler. Yani hükümetin malum bir organı da. Yani tümür tavakkı erişir. Hoş. Bunun yeni bir manisi sen üzerinin küçüğü tayınıp can bakanmaysan. Sen çukun bir organı kirmesen, bir maaş almasan, sen öz iktidarını tayınıp can bakanmaysan. Diyen bir uçur hemimizin bizim zavut tanışkimiz gibi yezi vetilgen. Şunlaştı mesela vatende bunda bir neyse naiti köp uçuraydı. Bir bala Ali Mektep'in fütüye değeri geldi. Şunlaştı eğer o selalıkta tevekkül çirek sel bir gayiz var bala olsa atanızı değdi. Dedi ana bana alacak pullarınla ben bir ticaret kılmak için bunda bir iyilik dikleydim. Eğer 50 bin son bir anla ya ki 100 bin son bir mutlak köp kısım atağını kanda inkes kaydırdı. Balısının okul ruhidin, okul tevekkülçilikidin sürünmeydi. 99% atağını sürünmezdi ki bu. Eksiçe nimdeydi? Balam, aran Ali Mektep tuttuğun diplomunu aldın, bir hene mi kılsak kılıp seni malum bir organla kirgüzüle. Aşı balıskı beğenmeyen 50 bin, 100 bin, hatta 200 bin ne? Pahalı verip. Başkalarına para bir iş arkalık hızmet oranını iyileştirir için diye tallaylar. Yani kel güsü de demel işe çıkan vakitte mi maaş bir ödemesin o? Doğru. Deydiğen bir hıl, fevkuladde zeybanı bir ruh babın antikide. Biz Bu bundan bir bekarı hazır para vergen pulunu tenkitlisek belki yıllarca işlem mi tep bulamagan? yıllarca işlem tep bulamayız. Bunun en mühim cerahat, biz öz küçüğümüz gibi tanıyıp cenemize bakanmayız. Bu şu hükümet bulmasımız hiç ne vermeye. Hoş hoş. Devam bir uçurma. Yani biz müstakil bir ruhta devlet terap edin mi, aile terap edin mi yetiştirir denemez. Mesela bir atağını bizde 20 yaşlık bir balasığa eğer ticaretçili olup kalsa amal yok. Balları çok dükkan vardı o ya ki şunu ügünüdü. Ticaretçili ballarını ticaretçi kılıp yetiştirdi. Ama mektepte okudu dediğinden ki yılla bizden şu oylaydığımız çokun mektep okuduğundaki kelgüsü de bir yerde işleydi. Maşallah o da. Yani öz küçüğü tanıyıp can bakıdı da oylayamayız. Bu hudde hudde üzümüz ezba mağalaydı. Ama küçüğümüzden başla bizden kulumuzu hası tutkusu koyganlığı için çoğu oğandın kim mi bu hasını taşırı temmeyimiz. Bu hasa emeliyette bizden üçüncü putumuzu ayırıp koyup oğan. Bu hasıdan ayrılıp yaşayışını tesevvür mü kılanmayız. Bu nokul can bekşilerle çekinip kalmaydı. En heterlik terapi. Bu bizim hayattaki varlık işlevi tutan pozisyonumuzda kader takılıdı. Mesela biz hazır çetinlik çıkardık ki kada oyla hatımıza. Palağın devlet bundan hak vermedi. Palağın teşkilat bundan hak vermedi. Palağın ama da yerden kınmedi. De kersi kemez urunluk ya ki urunsuz şikayet kakşaştığın başka neresi yok. Biz ne manım bu şikayet kıldırı vatkan, kakıştı vatkan. Muşu zihniyetinin tigi de şu hıl taşkı küçüğü nispeten heddedi çoğulaşka bu müstakilçallıkını terk etmişinden sebebidir. Her bir Uygur yekki noktada öz üzügü üzü tayını alaydı. Öz küçüğü tayınıp üzünün cennine bakalaydı. Öz küçüğü tayınıp üzünün menevi ihtiyacını kandıralaydı. Üzgümü üzü bir teselli verelaydı. Üzünün cerahatlerini en zor derece yüzü yalap, yüzü melhem bulalaydı kan. Bunda bir iktidarlı gibi olan vakitte. Uygur cemiyeti de bana müstakilçallıklı iki yaşlarının sahne küpeyge vakitte. Bizim müstakillikimiz ve tizilişi Hoş. Çünkü o bir ruhlu mehsulü. Müstakillik emniyette. Ektidin ilkanda şu müstakillik telvileçe, saranlaçe yapışkan bir ruhlu mehsulü. Yani psikik sapacı hakkı da tekimi cık nesilen değişim oldu nesli.
Hem şu üçü ile kulağısını geçtirir. Hem de hazırlaşkı tekişlik iktidar. Bizden yaşlarımız. Birisi icadi buluşu lazım. Yani icatçallık iktidarını pevkulada mühim urun koyuş lazım. Hazır hemimiz taklitçilik ile bulamadığımız. Bu da vatandama birisi malum bir mahsulatı işlese yeni bir şirket şunun mahsulatını kütürüp Kıtaylı içkirdiği zavutluğa girip Muş'un okşaş yasap bir elemse de mesulat işleyipti. Yani aydın numutsuzluk ile doğru ettik, taklit kıldık. İcadi bir nesimiz yok. İcatçallık kuduşunun okşaş bizgi ticaret soğudu da mühim emez. Bugün hükümde hazır bizden devayımız da mühim. Karapaklı birisi bir haber kanalı kıldı. 10-15 adam okşaş haber kanalı kıldı. İcatçallık. Yani başkalarına okşamayan nemi kılalayma. Handa kılsan yeni usulü ile başkalarına karganda tekimi yakışı ünüm ve neticini kolu getirelayma. Doğru. Çünkü bir adamın kıymeti onun perkı de. Onun perkı onun icatçallığı da. Biz kancı başkalarına okşap kalan süre kıymetsizlik çıkarak mangan bulamız. Çünkü bizim kıymetimiz başkalarına okşamayan oyluya alışımızda. İcat kılığa alışımızda. Ve perk yaratı alışımızda. Yani bu icatçallık bizim yaşlarımızın enerjisi de mevcut. Hem de ikincisi hem de bizde en yok bir iktidar. Ama devlet Uygurlar için en lazım bir nesne. O bolsun mu? Hemkarlık iktidarı. Hemkarlık mı emniyetli bir iktidar? Hoş. Bizim ecdatlarımız hemkarlıkçını bilmeyi, karşını bilmeyi atmış. Hem de hemkarlaşış bugün içinde bayan diyelim bir başlaş, meyli ticaret iktisadi noktasını itaylı, bizden bu şey siyasi devayımız noktasını itaylı. Eğer Uygurla, eğer hazırlıklı yaşla hemkarlaşışını yüzünü katı bulur bu okşaş bilmese, o vakit bizim devayımızın kevgüsüne aitti. Heterlik bir yöneliş karak mangan buldu. Bunu kesip yetiş buldu. Meyli bizim şahsi iktidarımız dünyavi seviyeye yetsin. Eğer hemimiz üzümüz kuruvağın bir tağının adamını bulmaya diye vakitte biz hiç kanda çok işini bulup mu devayımızı yüksek pellelerge eç kalmayımız. Çünkü siyasi deva bu kolluk işi o bir hemkarlıkla mehsulü. Hemkarlık o yitildirişki tikişlik bir iktidar. O özgünün peydabılığa nesemez. Bu hemkarlıkta iş taksimatı oldu. Başkalar bizi iş uğurlaştırdı, onu vakit bu için aladı, hesabını aladı, biz onu birleşimiz lazım. Muayyen bir vakit işte belgelik bir nişanımız lazım. Okşaş bir işte birkaç parçalı bir yapacağımız lazım. Açıdan hem de bir iktidar. Bazı bizde bir işe buyursa bizi hoş yapmazsa mümkün. Yeni birisi ile emkarlaşır. Anın bazı kararlarımız yaptırmakalıklığı için onunla bir iş kılıçta bir halamazsakımız mümkün. Onun uçlarının hemisi bizim devayımızı pale çalgı çürüp koyduğun ecellik acizlıklar ibaret. Çoğun aşkı bu hemkarlık boğumu geçe, bu hemkarlık iktidarını bizim yaşta mehsus ügünüp yitildirme geçe bizim işimiz çatak. İlmi işten başlayıp ticaret, iktisadi işlere kadar siyasi devayımız kadar biz üzümüzden şahsi iktidarını kanda yitildirgen olsak başkalar ile boğan hemkarlık mı? Şunu da yedildirişimiz lazım. Mesela bunda bir neresinin tesarruf bakılı. Biz dünyada dağınlık bir şirketlerini alayımız. Mesela Amerika'nın Walmart dünyadaki en çok bir tallağı vazire şirket. Azim benim birleşince onun dünyadaki dükünü az diken de 8000 etrafı dolaşı mümkün. Yani birkaç yıl bunun 5000 dükünü varlığını görgendim. Dünyadaki en çok patisiyetisi oldu göre. Onun kolasını işleyen birkaç milyon adımda. O dünyada yüzden artık devletli tarakalı. Emniyette onu çok bir teşkilat. Onun içinde gayet zor bir hemkarlık sistemisi mevcut. Şu kişiler netçi milyon adamını şu bir organ kurulmanın içinde kuddu gayet zor maşinini okşaş hareketlendirip şu gayet zor iktisadi baylıkını yaratıladılar. Onun tigi tektirin etkanda hemkarlaşış hemkarlaştırıştın ibaret bir mekanizm var ve muş iktidar var. Ama biz
Vətəndə bir dükkanımı üç adam kamlaştırıp açanmağandık. Bir şirketini beşimiz bir kamlaştırıp mangozanmağandık. Kamlaştırıp şirketçilikini kılanmağandık. Ayrılıp gitmeyen şirketçilikte asası yok. Çünkü ben soğudu sahasından bir kaç yıl yüge. Bunu biraz Tabii. elbette. Bir vasıta tecrübelerim var, bir vasıta gözetkenlerim var. Hele hem İktisadi cihette şirketli işte kanda kanlaştıranmadan olsak bizim bazı davadaki bazı işlerimiz var. Şunun o okşapkını yani hem kardeşen hem kardeşen için sanaksız bahanelerini uydurup üzümüzün köyünü üzümüz hoş kanı vardınız. Palağının meylem bir mücazinden kanlaşma kallıkı, onun üzünün çok tutulgallıkı yani. Ya ki onun üzünü olan bir günlük yapılgallıkı. Emeliyette hem insan öz oruna kurulduğu vakitte, yani hemkarlıkta ibaret çoğunluğu maşinin içi de, bu bir ünüm yaratı alaydı. Bu kudu bir maşinin o vendisi kokusu. Eğer öz oruna kurulmasa de netice şu. Şunun başka bizim yaşlarımız, hazırdan başla bu işin mi? Ülgün işi, yitildirişi lazım. Hemkarlıkta. Hoş. Yani üçüncü iktidar, intizamçallık. Bu elka hemkarlıktan gene. İntizamçallık diye vakitte Türkçe tülü de koyduğum bir yapı disiplin. Disiplin diyen ameliyatı şu intizam. Bir adam üzerinin hayatında bir intizam işi ekerim diyen de o hiç kandan neticinde kalıp gelmez. Yani siz klişki tigişlik, kliş zürür işlerine emez. Her daim köyünüz sağlayan, nefsiniz dağıtkan işini kılıp da mal adam bulmazsanız hiçbir zaman sizden kulağınızda iş çıkmaydı. Mesela bir heptin içinde tigişlik bir kitap var tercümesinde. Onu kılgınız gereken çağda kıldınız. Kılığınız gelmeye çağı taşla koydum. Ya ki sizge uğurlaştırılan bir vezifi var. 2 gün içinde kılışınız lazım. Siz onu intizamçılıkla kılmayın. Yani üzümüz başka bir tüketmeyin. Onu hepteki sözünüz. Aslında siz üzümüzün kıymetini ama şu cemaat içinde yok kılı siz. Yani Doğru. intizamcan bulmak için bizden hayatımız, bizden turmuşumuz huddi haşası yok, seylik yok şaş. Halıgan toku ödekli kirip petiklaydıgan bir etizli kaynak kaldı. Mesela değil. Siz bir atana hep de ahırda balanızı ya ki ailenizi bir aile yığınınızı da. O sizin ailenizden bir intizami. Eğer siz bunu bir intizam süpüde bir estaid muamele kılmaya baktığınızda siz gibi birisi bir telefon kalıp ada şen bir günü bir çay içildi kendisi makul deyip gidiyorsunuz. Ya benim mayada bir kitip koygan bir işim var. Ben tüketici bir işim var diyen misiniz o vakitte? Siz bu hayattan hiç mi kol götüremezsiniz? Çünkü bir adamın makul dediğin prensipleri ve yak dediğin prensiplerine ait inik buluşu lazım. Bu intizam arkalık bulur. Siz hem madem bir makul dediğin bu kalsınız. O vakitte sizin üzümünüzün hayatı olmayı. Hocam sizin bu hayatınız ameliyette müstakil üzümüz gitti ve hayatını bulamayı. Her daim başkaları kontrol kıldığın, başkalarının telefonu arkalıkla mağdurdan bu parçanız kanalda bu doğru olmaz. Çünkü intizamçallık bizim yaşlarımızın nispetidir. Mesela kino görüyorum ki kaldı edip kino görüyorsunuz böyle. Üzerinizde bir başkurup bir çene kanmışsınız böyle, tüzüm içi de. Üzerinizde başkurup kitap okuyamışsınız. Üzerinizde başkurup malum bir yakşı işini adetinizle aylandıramışsınız. Kiyin sizi hiç bulamazsınız. Hem de üçüncüsü hem de hazırlaşma tekişlik üç adet. Birisi, artık yaşlarımız çokum ve çokum özlükünün ügün adetini yitirdirici lazım. Siz meyli mektepte okun ya ki okuma, bunun buluşunuzun katilinize, bugünkü günde özlükünün ügün adeti yok ademle, hatta meyli ziyalıyla, hatta ehli öyle malı olsun, eğer bu özlükünün ügün adeti ilgi olmasa, nahayet tızla konurup gitmiş. Biz Doğru. bunu halayla halamayla şunu talimle. Çünkü bir insan bir devrinin, bir cemiyetin içi de andığın insan. O cemiyet şu devrinin suallarına cevap veriyor için her vakit şunun yüzünün için lazım, yüzünü şunun maslaştırıyor için yüzünü her daim ıslah kıp duruşu, özgür duruşu lazım. Onun yolu özlük dönüş. Şunu açıkla ben tılı bir megetim değil mi? Yakşı okuyucuyla okutucu ügengen nesini ügüne eleyden ama hakiki kalıtsız okuyucuyla okutucu ügetmeyen nesini ügüne eleyden okuyucuyla. Her vakit özlükünün ügünüş ruhi boğa vakitte ömrünün ahir gıcı. Bu da Peygamberimiz hadisinde dediğine göre okşar.
Büyüklüğün küçük yönüne baktığımızda biz hayatımızın her kanda basmışız. Düşkeye hırız. Her kan meselelerine nispeten derhal aç kuş tapalayımız, derhal onu hel kılalayımız. Çünkü biz daim übünüp durumuz. Meselelerine nispeten derhal hel kılış usulünü bildiğin bir adetimiz var. Eğer özgüdün ügün için taşıratke baktığımızda mektep tügengellerimiz bir mezgil ötkendiğin asasını kavga gelmezlikle başlaydı. İşte kitap okuş. Özgüdün ügün işiyle bu kitap okuş hem de bir toplu. Ben kitap okuşuyla her kanday sorunda imtihan köp tehditledim. Yani bunu da kim mi tehditledim? Uygurlarda bir kitap okuş inkılavı kozgılışı lazerinde böyle. Bu kitap okuşun paydasını bu kısa vakitlilik sözlep tüketişine ait kıyım. Ama şunda bir obrazlık okuşuyla insan aklı oğallık için, ruhi oğallık için insan. Allah insana akıl belgelliği için andın vehi evetken ve peygamber evetken. Yani vehini ve peygamberini çünerli gücülük akılını bir boğandın kiyin andın vehini ve akılını evetken. Eğer insan üzerinden yigelleri terap edin insan boğandır. Yani o cismani ihtiyacını kandırırsa insan boğandı olsa vakitte onun peygamber evetilmeyen bulattı. Vehi evetilmeyen bulattı. Doğru yol gösterilmeyen bulattı. Çünkü bizden cismani cehettin kalanca yolunu tutup egegen bir müşrik bir ittin bizden farkımız yok. Bizde bana ürk unundum ba. Bizde bana kan unundum ba. Bizde bana mine unundum ba. Bizde bana put, kol unundum ba. Fakat onu tutulmak oldu biz ölüm anımız. Yani mahiyetlik farkımız yok. Cismani cehet. Bizde uladın farklandırırken mahiyetlik neyse bizim ruhiyetimiz ve aklımız. Onda olan da sual şu. İnsanlı insan neyse akıl ya ki ruh değilse o vakitte insan için en mühim neyse, cismi için mühim neyse bu ya ki ruh için mühim neyse. Bu şuna cevap versek la, kitap okusun cevabını tabiniz. Üçüncüsü, hani ben beş tarikliyim ben bunuma. Yaşlı çene kışı lazım. Beden çene duruşumuz lazım. Bu alakayım da adetlik işemez. Beden çene duruş, bizim koşumcu hevesemiz emez. Belki bir hayat adetimiz gayrı lazım defa. Bizim psikik sağlamlığımız noktası, minimizin ötkü buluş bu. Estaklaş kabiliyetimizin yakışı buluş bu olmaz. Yani bu şılanın hemisi bizden alakalı. Nemimiz ile beden çenek duruşumuzla bir vasıf lazım. Ruhumuzun kötü rengi buluşu, yüzümüz gibi olan işençimizin yüksek buluş bu olmaz mı? Bizden beden çenek duruşumuzla bir vasıf lazım. Bugün hükümde çeteldeki her bir yaş, her bir Uygur beden çenek duruşu lazım. Bu bizim mecburiyetimiz, hatta diburiyetimiz de böyle. Vatandım da böyle yapıyorum. Üyüdüm bir çenekiş üskünüzü tepilgan yaşlarını Kıtay'a tutup gitti. Bu lagir başlanıştım burun 2010 yıllardan kim başlangan iş bu. Bulup mu cenup taraflarda, Koten, Aksu, Kaşka taraflarda üyüdüm bir kütürdüğün bir dumbbell çıkan, ştanki çıkan, tatıdığın projeni çıkan, vallahi hepsini tutup gitti. Nemişka, sen beden çenek durup nemişkin makçı ya. Bu şu sual için. Ve daim, eğer biz bilgisayarın mühim ya ki emeskini bilenmeyi kalsak, biz Hıtay'ın şu mesele hakkında bizim pozisyonumuzu kırmaksak olur. Hıtay bizim en tatlı olmak şu an neyse, bizim en mühim neyse. Hıtay bizim en köp belgen neyse, biz için en kıymet yok neyse. Bu şu formüla bu işi oylansak mı bu derslerin cevabını tapalayımız da böyle. Hoş. Şunun başka ahirki tavsiyem Çin'dir. Benim de gepli pek uzatmayayım bu işinçilik tekirle. Aslında yaşlar için tekimi köp geplerini kılalışımız mümkün. Ama yığın çakmak şuların bir işin doğru da. Köp rahmet hakikaten ait akşam bir şekilde pek tavsiyeli güzel oldu.